Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün One Squat video. Bugün güzel bir gün hocam. Önce ekranı söyleyeyim. Bugün hesap tanıtım var ama şöyle bir şey. Emek hesabımızı geri aldık. Yıllardır uzun süre oynadığım, zamanında maalesef satmak zorunda kaldığım bu hesabımız tekrardan bize döndü. Hallettik bir şekilde. Şöyle size hesabın son halini tanıtmak istiyorum. Çok baba bir hesap yani. 200 destansı var. Şöyle yavaş yavaş ineceğim aşağı. İlk önce yüklükleri göstereyim. Burada böyle bir sarımlı yüklük. Burada bir TDM kombinli yüklük. Burada da Max Firavun'umuz var. Firavun öyle gösteriş yani. Oyunda çok giyinmiyor biliyorsunuz. Envanterimize girelim baba. Kıyafetlerden başlıyorum. Tek tek tıklar mıyım bilmiyorum. Bazılarını tıklayacağım, bazılarını tıklamayacağım. Böyle mavi mumyalardır. Bu nihai set oluyordu değil mi sarı şeyler? Ha, herhalde öyle oluyordu sarı olanlar. Böyle bunlar var baba baya baya. Mumyaların hepsi var. Sarıdır, beyazdır, mavidir. Üçüncü mumyanın rengini unuttum. Köpek balığı, işgalci, X-Suit'lerimiz var şöyle. Bunlar bir seviye. Bu 4 seviye. Firavun 6 seviye. Bu da 4 seviye. Firavun şöyle tekrar giyeyim. 2 tane 4, bir tane. Neyse onları şeyden de gösteririz. Sıkıntı değil. Buz duyarı set çiktirir. Bu Mighty Force'daki setlerin neredeyse hepsi var. Maskara setidir falan. Şöyle aşağıya doğru böyle hepsine tıklamayacağım. Böyle az az tıklaya tıklaya göstereceğim. Aşağı doğru çekeceğim. Baya distansımız var abi. Nadir olan da var. Herkeste olan da var. Baya var yani. O Karol G seti. İlk başta çok heveslenmiştim buna ama sonra neden pek giymediğim bir set. Bunlar da yeni geldi. Az çok biliyorsunuz. Böyle buraları bir tık daha hızlı hızlı iniyorum. Hızlı hızlı demeyeyim de yukarıya göre tıklamadan. Kristal setidir, mristal setidir onları da var. Böyle ince setler. Hani bayağı var. Bak bu yeni gelmişti hocam. Yeşil perde. Tight. Bu kıyafet değil de tight biraz. Öyle inelim hocam. Oo, bak bu çok tatlı bir set. Ben çok beğeniyorum bunu. Bu da mumyadan daha ince olan yeni gelen setlerden bir tanesi. Şöyle aşağı doğru ineyim. Yani velhasıl kelam işte nadir böyle basketbolcu setidir falan filan. Onlar yok olmadığı için burayı böyle bir tık şey yapabilirim. Hesabın silahları ve arabaları mükemmel bu arada. Onları da göstereceğim. Önce şöyle kasklara gelelim abi. Bir tane Moskel Medium kaskımız var. Bir tane dikenli kaskımız var. Buz kaskımız var. Bu yeni gelen neydi lan? X-Suit ile gelen kask var. Gri kask var. Yani kask konusunda da maşallah var diyebilirim. Baya baya iyi. Nadir kasklar da var bu arada. İçinde. Ya destansı değil ama nadir olanlar var. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Bak bu kask çok güzel bir kask ama dikenli kasktan sonra çok kullanılmaz oldu hocam. Şöyle maskeleri falan buraları böyle çok göstermenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Benim ilgimi çekmiyor. Sizin ilginizi çekiyor mu bilmiyorum ama şöyle buraları hızlı geçeyim. Hadi maskeler neyse de bu başlıklar bence boş yani. Ben öyle diyeyim size. Taçtır, maçtır, saç. Onlar çoğu şey var biliyorsunuzdur. Ben mesela gözlük boş bir detay. Göstermeye gerek yok. Böyle maskara maskemiz falan var da bir saniye. Aynen. Ha, bunlar var da şu an takılmıyor herhalde Firavun olduğu için. Böyle ikinci sezon maskesi falan da var. Şu. Bunlar da TDM kombinlerini de göstereyim. İyi TDM kombinleri olduğunu düşündüğüm bir hesap. Yani bayağı var öyle diyeyim. Çeşitlilik var. Çok iyi olmasa da. Şu kapşonların çoğu var. Ananas setidir, ananas sesidir. Dugatti, Mugatti. Tişörtler, mişörtler. Şöyle of çantalara girelim. 1, 2, 3, 3, 3. 10 tane destansı çantası var hocam. Benim beğendiğim bu destanslar en çok bu da. Bu sete uymuyor. Firavun'a uymuyor. Bu yeni gelen çantalarımız da var. Ha, onları bu arada şeyini göstereceğim. Sıkıntı yok. Yeni gelen, son gelen setleri de çıkardık. Onları da göstereceğim. Maskaradır falan. Şöyle çantaları da yavaş yavaş aşağıya doğru ineyim. Hamburger var burada. Of iyi gider de. Şöyle aşağı. Lan ne kadar çanta varmış maşallah. Şu iki çantayı çok seviyorum. Şu baya nadir bir çanta. Şu çanta. Ama şu an hiçbir şeyde kullanmıyorum. Kullanırız, sıkıntı değil. Pantolonlar var. Oo burada şey var. Neydi bu sarı? Emoji delisi miydi? Öyle bir şeydi. Emoji delisi. Altı var. Üstü yok bu arada onun.
Taytlar var, pantolonlar, işe gitmelik. O nihai bir ayakkabımız var bu arada abi. Böyle şöyle aşağı çekeyim. Heh, tamam. Baba şimdi öldürme de sende bombaları falan göstermemi pek bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani her şeyde öldürme mesajı var abi. Bombada, molotofta, silahların hepsinde diyebilirim. Arabalara geleceğim. Silahları atölyeden göstermek istiyorum bu arada. Gerçekten silahlar çok beğeneceğiniz kısımlardan biri olacak. Böyle Uaz'da böyle 77 tane desen var abi. Abarttım yani, şey yapmayın da şey. Bu arada girip tıklamışken şunu takayım lan, şu çok iyi. Şunun yerine takayım he. Ve Uazcık'ta, açık Uazcık'ta bunlar var. Pickup'ta bunda bir desen varmış. Sedan'a geldik abi. Şöyle paraşütlü bir Bentley'imiz var. Sonracığım bu altın tetik, altın tetik zamanında değerliydi bunlar da. Şimdi çok çok değerli değil. Bak bu çok değerli bir arabaydı. Taksi maksi. Bunlar hoş arabalardı zamanında. Dört Challenger var. Öldürme mesajlı şu son gelen Toros var. Ferrari var. Şuna Ferrari diyorum ben de unuttum. Bu da köpek balığı olarak geçiyordu galiba. Bakayım lan. Aynen köpek balığı olarak geçiyor. O da var. Bu Mirado'da bir adet Bentley'imiz var. Bir de yıl dönümü var. Bu hepsi de öldürme mesajlı araba var. Burada bir Pagani'miz var, bir Aston Martin'imiz var. Bir de Dodge var. Bunlar da çok iyi olduğunu düşünüyorum araçlar bu arada. Şöyle sedan'da bu niye kaldı lan? He, bunu tak hocam. Bir dakika. Tamam, oldu herhalde. Motosiklet bunların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle şu motosiklet falan filan. Motorlarda da desenler var baba. Buggy'de şu öldürme mesajlığı kullanıyorum. Yani ölüm duyurulu olan buggy'yi. Aşağı çekelim. Başka araç var mı? Tekne bunların çok önemi yok. Diğer diyor. Bunu, ha bak bir de bu var. Hocam bu iyi, bir de arkadan bir şey püskürtüyor böyle shift şey turbo basınca. Emojileri göstermeye taraftarı değilim baba. 1500 tane emoji var yani şimdi. Hiç oraya girmeyelim hiç bence. Şimdi göstereceğim silahlar en sevdiğim kısım benim bu hesapta. Ama silahlardan önce şöyle şunu göstereyim, mesela bu yeni geldi. Bu son gelen set diye biliyorum. Son gelen İlhan Perisi nihai seti diye biliyorum. Sonra bunlar var sarı sarı. Yani bayağı sarı item var içinde. Şöyle burayı kapatacağız şimdi. Atölyeye giriyoruz. Önce zırhçısı göstermek istiyorum abi. 4 seviye bu son gelen Kor Alev zırhı var. Ha şu işte. Sonra 4 seviye bu Fiore zırh var. Bana göre herkes Firavun'u çok sever. Bana göre en iyi Exoit budur. Çünkü çok ince abi. Geri kalan Exoit'ler çok kalın. Yani ben o yüzden bunu çok seviyorum. Ama giyiyor musunuz derseniz hayır. Benim az çok kıyafetlerimi biliyorsunuz. Burada Exoit'ler var ama bir seviye bunlar. Kuzgun 2 seviye. Firavun'umuz var hocam 6 seviye. 7 seviye bu arada asla yapmam. İnanılmaz kötü geliyor bana. Yani bu 6 seviyesi çok daha güzel geliyor bana. Asla 7 yapacağımı düşünmüyorum. Ve laboratuvara geldik. 68 tane yükseltebilir silah hocam. Şimdi ben size yükseltilmişleri ve nihaileri göstereceğim. Bak şurada MK var. Vurma efekti baba. Ölüm duyurulu vurma efekti. M16 da aynı şekilde vurma efekti. Kalp çıkıyor vurduğunda, tatlıdır. Burada bir adet yağma sandıklı son gelen M4 herhalde bu. Bu güzel M4. Vurma efekti falan filan da var. Bu yağma sandığına kadar alınmış. Bu ABM'yi yükseltmemişiz. Çünkü nedenini az sonra göreceksiniz. Bu AK de aynı şekilde. Bu UMP'miz var. Buz efekti. Vurma efekti. Buz. Konuşamadım ya. DBS, MBS. Sker de vurma efekti. Yani çoğu şey vurma efekti aslında silahlardan. Ölüm dürüstünden sonra vurma efektlerini de sürekli almışız hocam. AMR var ama bir seviye. Şöyle MG'miz var 4 seviye. Groza. Bak bu Groza çok kaliteli bir Groza ya. İnanılmaz bence. Ya ölüm duyurusundan son görüşüne kadar ben HDR oynayan birisiyim. Çok iyi bir Groza olduğunu düşünüyorum. Ve bir MK daha var 4 seviye. Öbürü gelince bunu satışa koyduk. Mini var 4 seviye. Yani kullandığımız bütün silahlar aslında ölüm duyurulu. Ya ölüm duyurulu olmayan silah çok az vardır. Tava dahil. Tavamız da ölüm duyurulu. DP ver 4 seviye ölüm duyurulu. Hocam bakın az önceki AVM'yi yükseltmememizin nedenlerinden bir tanesi bu. Bir tane daha nedeni var, onu da göstereceğim az sonra. Şöyle AVM'miz var, son görünüş yağma sandığına kadar almışız. Çok güzel bir Godzilla ya. SLR'cık ver, burada bir tane daha Scar ver 4 seviye yapılmış ama öbür Scar gelince bu da satılmış.
Bir midimiz var 4 seviye ama bunu kullanmıyoruz. Midilli varken asla. Burada bir tane daha groza var. Bu da satışa uğramış. Öbür silahlar gelince güzel olanlar. Bunları kullanmaz olmuşuz diyebilirim. M2 4 seviye. Şöyle Uzi var nihai son görünüş. Burada bir Firavun M24'ümüz var. Bu da çok tatlı silahtır. Bu da son yağma sandığına kadar alınmış. Ve benim olayım burası işte abi ya. Ya ben AVM'nin mor intikamına hayran birisiyim. Ve bu o yüzden her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu da yağma sandığına kadar alınmış. Şöyle Kar 98 var 4 seviye. Burada bir AKM'miz daha var 4 seviye. Bu arada envanterde de son kendinden son seviye olan silahlarımız var. Onları da en son göstereceğim. Ve şurada son 4-5 silaha girdik ama burayı da iyi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burası da çok iyi kısım. Şimdi bir adet kertenkelemiz var. Baba bu 7 seviye ve ben kertenkele hastasıyım bunu. Yayınlarımı, videolarımı izleyenler az çok bilirler. Kertenkele çok iyi bir M4'tür. Burada M7 var son görünüş. Midilli. Burada bir tavacık var. 3 seviye. Bir işe yaramıyor. Boş kullanmıyoruz da. Burada bir buz diyarı AK'miz var. Bir AK daha var. Bir tane de envanterde var. Ama bana sorarsanız en iyi AK buz diyarı AK'dir diye söylerim herhalde. Thompson var 4 seviye. Vector yine ölüm duyurulu. Burada bir M24 daha var ölüm duyurulu. Kaç tane M24 var lan bu hesapta ölüm duyurulu? Hepsi ölüm duyurulu almış. Bu bana göre en iyi Uzi'dir. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu da son görünüş. Baya baya. İyi öldürme mesajı var. Burada bir yağma sandıklı maskaramız var. Son görünüş. 3, 4 tane buz diyarı da son görünüş abi. Bunun bir de şöyle güzel bir yanı var. Dipçiği falan da buz alınmış hep UC'yle. Bunlar daha da güzel kılıyor buz diyarını diyebilirim. Yani totalde 1, 2, sadece 4 tane M4'ümüz bile yağma sandıklı. Öbür silahlardan bahsetmiyorum. AVM'lerdir, AVM'lerdir. Çoğu son seviyeye kadar getirilmiş. Bir dakika öksüreceğim. 68 tane silah, yani birçoğu tahminimce 35-40 tanesi en az şey diye tahmin ediyorum. Ölüm en kötü ölüm duyurulu diye tahmin ediyorum. Şu lobide arkama Zedan'ı çekeyim de ben. Heh, tamam. Yani şöyle bir profilciğimiz var. Fatih çerçevelerimiz falan biliyorsunuz daha önceki sezonlarda Fatih oldum bu hesapla. Defalarca kez kastım 200'e Fatih'e falan. Oğlum lobinin rengi bir değişti lan bende ne oldu? Bir dakika hocam. Ben yanlışlıkla grafikleri falan mı bozdum lan? Ne yaptım? Yok bir şey de bozmamışım abi ki. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Aa düzeldi lan böyle yapınca. Az önce böyle değildi rengi. Vallahi böyle değildi. Her neyse. Göstermem gereken bir yer kaldı mı bilmiyorum. Yoldaşlarım ben de ne olduğunu bilmiyorum ne var. Aslan varmış bu arada galiba. Yok. Var mı bizde yok. Sadece kuşçuk var galiba yoldaşlardan. Öyle tahmin ediyorum. Bizde. Ya ola da bilir emin değil. Emin değilim şu an. Göstermem gereken başka bir yer. Bakıyorum abi bakıyorum. Sanırsam yok yani paraşüt desenlerini falan göstermemin bir anlamı yok diye tahmin ediyorum. Ki zaten çoğu paraşüt var. Zaten şeyli araba olduğu için, paraşütlü arabamız olduğu için orayı göstermemin çok da bir anlamı yok. Yani velhasıl kelam hesabımız böyle. Göstermeyi unuttuğum bir yer olursa bana söylerseniz bir sonraki gameplay videomda ya da başka bir videomda mutlaka gösteririm de. Herhalde her şeyi gösterdim diye tahmin ediyorum. Hesabımız böyleydi. Sizce güzel mi? Ve bu hesaba ne kadar uca yatırılmıştır diyor. Ya merak ettiğiniz soruları yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Çok önemli. Onlara göre bir sonraki içeriklerimi üretiyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.